Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Tâcı kitabından devam ediyoruz. Tedbirler. Misalleri dikkate alacak ve hakkı batıldan ayırmaya gayret edecekleri için aydınlatıcı bilgiler, kendi tedbirini kendisi almaktan vazgeçen kimsenin geleceğini Yüce Allah hakkıyla üstlenir. İki çeşit tedbir vardır. Yerilen tedbir ve övülen tedbir. Yerilen tedbir, Allah'a en ufak bir yer bırakmayan ve nefsin kaprislerini tatmin etmeye yönelik tedbirdir. Bir günah işlemeyi planlamak, Allah'tan gafil olarak kendi arzularına ulaşmak, bir ibadet veya hayrı gösteriş için yapmak. Cezaya çarptıracak veya kulu Allah'a karşı perdeleyen daha nice böyle davranışlar. Akıl nimetini takdir eden biri, aklını kendisini Allah'a yaklaştırmayan ve kendisinde Allah aşkını uyandırmayan şeyler için kullanmaktan utanır. Akıl, Allah'ın kuluna bahşettiği en iyi şeydir. Hak Teâlâ varlıkları yarattığı ve hayatı devam ettirecek şeyi ihsan ettiği zaman bütün bu şeylerde mahlukat insanlara ortak oldu. Derken Allah insanoğluna diğer yaratılmışlara karşı bir ayrıcalık tanımak istedi ve ona aklı armağan etti. Akılla insanı güçlendirdi ve hayvanlar aleminin üstüne yükseltti. Böylece insanlara olan nimetlerini tamamladı. Şu halde akılla, aklın çokluğuyla ve nurunun yoğunluğuyladır ki hem bu dünyanın hem de öte alemin işleri daha iyi yönetilir. Bu akıl nimetini Allah'ın gözünde hiçbir değeri olmayan bu dünya işlerini yönetmede kullanarak asıl maksadından saptırmak, akıl denen bizzat o nimete karşı nankörlük olur. Üzerimize nurunu yayıp serpen veli nimet karşısındaki şükrünü göstermek maksadıyla aklı ebedi alemi kazanmak için kullanmaksa işte asıl olan ve takdire layık olan budur. Allah'ın bir armağanı olan aklını dünyevi arzu ve heveslerin için kullanma. Çünkü bu dünya Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin tasvir ettiği gibi tiksindirici bir leşi andırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Dahhak Hazretlerine sordu. Neyle besleniyorsun? Et ve sütle. Onlar sonra ne oluyor? Bildiğin şey oluyor ya Resulallah. Allah işte insandan çıkan o şeyi bu dünyanın sembolü yaptı. Övülen tedbir. Övülen tedbir seni Hak Teâlâ'ya yaklaştırabilecek bütün şeyleri zihninden geçirip harekete geçmendir. Yaratılmışlara olan borcunu ödeyerek veya helalleşerek onların haklarından kurtulmak. Alemlerin Rabbine tam bir samimiyetle tövbe etmek. Nefsine hakim olmanın ve şaşırtan şeytanı yenmenin çarelerini düşünmek gibi. Bütün bunlar hiç şüphesiz övülen tedbirlerdir. O yüzden de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir saat tefekkür 70 sene ibadetten hayırlıdır. Öte yandan bu dünyanın işleri iki şekilde yürütülebilir. Dünya işlerini dünya için yapmak, dünya işlerini ahiret için yapmak. Dünya işlerini dünya için yapmak, kibirlenip övünmek maksadıyla servet biriktirmenin yol ve çarelerini arayıp bulmaktır. Bu durumda insan mal biriktirip servet edindikçe daha gafil olur ve kendini daha çok aldatır. Bunun belirtisi ise Allah'a hoşnut edecek hal ve hareketlerden uzaklaşarak kendisine işlemesi daha kolay gelen günahlara dalıp gitmesidir. Dünya işlerini ahiret için yapmaya gelince geçimini helal yollardan sağlamak, kazandığından yoksulluk çekenleri yararlandırmak, onları başkalarına yüz suyu dökmekten korumaya çalışmaktır. Bu halinin belirtileri ise bolca servet edinmemek, malı uzun vadeli yiyip biriktirmemek, israf etmemek, çokça ikram ve infakta bulunmaktır. Bütün bunlardan açıkça ortaya çıkan şudur. Bu dünyanın peşinde olan kimselerin hepsinin de kesinlikle kınayıp ayıplanması diye bir söz konusu değildir. Zira kınanması gereken kimse bu dünyanın peşinde Rabbi ve öte alem için değil de sırf bu dünya için koşan kimsedir. Zaten insanlar da iki türdür. Bu dünyanın peşinde bu dünya için koşanlar, bu dünyanın peşinde ahiret için koşturanlar. Allah kendisine rahmet eylesin. Şeyh Ebul Abbas el-Mursi'nin şöyle dediğini duydum. Arif'in ne bu dünyası vardır ne de öte dünyası. Çünkü onun dünyası ahireti içindir. Ahireti de Rabbi içindir. Allah için zengin olanlar. Allah hepsinden razı olsun. sahabenin ve onlardan sonra gelen kuşakların durumu aynen böyleydi. Onlar sebeplere sarıldıkları her seferinde bunu Allah'a daha bir yaklaşmak ve onun rızasını daha fazla kazanmak için yaparlardı. Onlar o sebeplere ne dünyayı elde etmek, ne güzelliklerini ne de hazlarını tatmak için sarılırlardı. Nitekim Yüce Rabbimiz onları bize şöyle tanıtır. Muhammed Allah'ın elçisidir ve sadakatle onun yanında olanlar. Bütün hakikat inkarcılarına karşı kararlı ve tavizsiz ama birbirlerine karşı merhamet doludurlar. Allah'ın sevdiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe yaptığı, yanı sıra da kendilerine vahiy ile muhatap aldığı o topluluk hakkında ya senin kanaatin ne? Kıyamete kadar sahabenin dışında hiçbir mümin yoktur ki o sahabilerin onun üzerinde sayısız iyiliği ve unutulmaz yardımı olmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onun karar ve hükümlerini alıp bize aktaranlar, helal ve haramı apaçık ortaya koyanlar, ilahi vahiy geneli ve özeliyle kavrayıp anlayanlar, ülkeler fethedenler, müşrikleri ve asileri alt edenler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleriyle her zaman ve ebediyete kadar takdir edilmiş olanlar işte onlardır. Sahabilerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini tuttuğu yolu izlerseniz izleyin, hak yoldasınızdır. Yüce Allah onların karakterlerindeki asaleti mübarek kitabındaki bir ayetinde şu kesin değerlendirme ile takdim eder. Allah'ın lütfunu ve rızasını arayan ve Allah'a ve elçisinin davasına yardım edenler. Bu ayet açık ve net olarak gösteriyor ki onlar bu dünyanın malını sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak ve onun sonsuz bağış ve lütuflarına erebilmek için istiyorlardı. Bir başka ayetinde de Hak Teala şöyle buyurur. İşlerinde yalnız kendi ismi anılsın diye Allah'ın yükseltilmelerine izin verdiği evlerde onun kudret ve yüceliğini sabah akşam dile getiren öyle kimseler vardır ki bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı Allah'ı anmaktan, namazı devamlı ve duyarlı olmaktan, arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir. Demek ki Allah onlara sebeplere sarılmayı, ticaret yapmayı, almayı ve satmayı yasaklamıyor. Dolayısıyla edindikleri servetleri de onları Allah'ın övgüsüne layık olmaktan alıkoymuyor. Çünkü onlar Rablerine hakkıyla riayet etmekten ve zikirden bir an bile geri kalmıyorlar. Nitekim Abdullah İbn-i Utbe, Allah kendisinden razı olsun, bize şu bilgiyi verir. Halife Hazreti Osman şehit edildiğinde para olarak 100.500 dinarı ve 1 milyon dirhemi vardı. Ayrıca kendisinden geriye 1000 at, 1000 köle, yanı sıra da 200.000 altın değerinde bir eriz, Hayber ve Vadi el-Kura tarım arazileri kaldı. Allah kendisinden razı olsun, Amr bin el-As da 300.000 altın miras bıraktı. Allah kendisinden razı olsun, Zübeyir İbn el-Avvam ise 50.000 altın, 1000 at ve 1000 köleye sahipti. Allah kendisinden razı olsun, Abdurrahman İbn Aff'ın servetine gelince hatırlatmaya gerek olmayacak kadar herkesce bilinen bir gerçekti. Ne var ki bu dünyanın serveti, malı, mülkü ve her bir metaı onların sadece ellerindeydi, asla gönüllerinde değildi. Onlar bütün servetlerini kaybettikleri zaman sabrettiler. Geniş imkanlara kavuştuklarında da şükretmekten geri kalmadılar. Allah onları hayatlarının başlangıcında yoklukla imtihan etti ki içleri nurla donansın ve kalpleri pırıl pırıl olsun. Ardından onlara bu dünyanın nimetlerini bahşetti. Eğer yeterince olgunlaşıp kemale ermeden Allah onlara lütuflarda bulunsaydı, bu dünya onlardan bazılarını mağlup edebilirdi. Allah sevgisi ve korkusu kalplerine iyice yerleştikten sonra Yüce Allah onlara dünya nimetlerini ikram ettiği zaman tıpkı aşağıdaki ayette buyrulduğu gibi onlar kendilerine lütfedilen bu hazinelerin sahipleri gibi değil de sadece güvenilir hazinedarları veya veznedarları gibi davrandılar. Size emanet olarak verdiği şeylerden başkaları için harcayın. Evet, dünya ve nimetleri sahabilerin, Allah hepsinden razı olsun, gönüllerinde değil ellerindeydi. Nitekim Hazreti Ömer İbn el-Hattab'ın bütün servetinin yarısını, Hazreti Ebubekir'in servetinin tamamını, Hazreti Abdurrahman bin Aff'ın üzerlerindeki yükleriyle birlikte 700 devesini, Allah davası uğrunda bağışlamış olduklarını, Hazreti Osman'ın da meşakkat ordusunu donattığını bilmen, onların işte o yönünü görmen için sana yeter. Onların yüce gönüllülüklerini ve ruh asaletlerini ispatlayan daha böyle nice misaller vardır. Allah onların hepsinden her zaman ve ebediyen razı olsun. Amin. Yukarıda zikrettiğimiz ayetler ve daha başka ayetler onların hem dış hem de iç bakımından tertemiz kullar olduklarına şahitlik eder ve onlara hak ettikleri şan, şeref ve asaleti verir. Bütün bu anlattıklarımızdan kesin ve net olarak şu ortaya çıkıyor. Bu dünyada iki şekilde davranılabilir. Ya bu dünyada sırf dünya ve dünyalık için davranılır ki bu Allah'la olan bağları kopuk, aşağılık insanların ve gafillerin davranışıdır. Ya da bu dünyada ahiret için gerekli davranışlarda bulunulur ki bu da eşsiz sahabilerin ve de onların izince giden takva sahibi kimselerin tutum ve davranışıdır. Allah onların hepsinden her zaman razı olsun. Allah Teala bizi öylelerini rehber edinen kullarından eylesin. Amin, amin, binler ve binlerce amin.